Perşembe ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Binlerce çalışanın ve öğrencinin merakla beklediği o sorunun cevabı geldi. Detaylar haberde. 2021 yılının son günlerini yaşarken birçok kişi aynı soruların cevaplarını merak ediyor. Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık Cuma günü resmi tatil mi olacak? İşte bütün bu soruların cevabı haberimizde. Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı planlarını hızlandıran yurttaşlar programlarını tam olarak belirleyebilmek için yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. 1 Ocak 2022'nin cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte çalışan yurttaşlar ve öğrenciler resmi tatilin ve hafta sonu tatilinin çakışmasına üzülürken 31 Aralık Cuma gününün resmi tatil olmasını umut ediyordu. 31 Aralık gününün resmi tatil olması halinde 3 günlük tatil fırsatı yakalayacak olan yurttaşlar için bu sorunun cevabı üzücü olacak. 31 Aralık Cuma günü çalışanlar mesailerine devam ederken öğrenciler de okullarına gidecekler. Yılın son günü için yarım gün veya tam gün tatil olmayacak. Çat Vadisi'nde kısa bir süre öncesinde yapımına başlanan seyir terasındaki çalışmalar sona yaklaştı. Çat Belediyesi çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çat Vadisi'nde kısa bir süre öncesinde yapımına başlanan seyir terasındaki çalışmalar neredeyse bitmek üzere. Nevşehir'in merkeze bağlı Çat Beldesi'ne kısa bir süre önce yapımına başlanılan seyir terasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlandıktan sonra buranın Kapadokya bölgesinin en güzel kahvaltı ve dinlenme salonu olacağını belirten Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, seyir terasının çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara böyle duyurdu. İddia ediyoruz, burası eşsiz, doğal güzelliği ve manzarasıyla Kapadokya bölgesinin en güzel kahvaltı ve dinlenme mekanı olacaktır. Kasabamız Çat Vadisi'nin başlangıç noktasındaki tepeye kısa bir süre önce yapımına başlamış olduğumuz seyir terası inşaatımız tamamlanmak üzeredir. Çevre düzenlemesi de bitince kafe, kahvaltı mekanı, toplantı ve kır düğünü için hizmet verebilmek üzere ihale usulü ile kiraya vermeyi düşünüyoruz. Şimdiden kasabamıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Nevşehir'in Derikuyu ilçesinde Mahalle Bizim, Gençlik Bizim programı kapsamında gençlik buluşması düzenlendi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Mahalle Bizim, Gençlik Bizim programı kapsamında gençlik buluşması düzenlendi. Derinkuyu ilçesinde yapılan programa Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, Derinkuyu İlçe Başkanı Hakan Demir, AK Parti Derinkuyu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yıldırım ve Derinkuyu'dan gençler katıldı. Gençlik buluşmasında gençlerle eğitim alanında ülke, bölge, il ve ilçe gündemine dair yapılacaklar konuşuldu. Müzik eşliğinde soba başında patates yenilip çay içildikten sonra program son buldu. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Mahalle Bizim, Gençlik Bizim programı kapsamında Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı'nı gençlerle birlikte ilçede ağırladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz gençlerimizi seviyoruz, gençlerimiz de bize güvensin. Güçlü ve büyük Türkiye sizlerin desteğiyle ivme kazanacak dedi. Nevşehir'de eğitim faaliyetlerini yürüten Cemil Meriç, Sosyal Bilimler Lisesi ile Kapadokya Üniversitesi arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Nevşehir'de eğitim faaliyetlerini yürüten Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ile Kapadokya Üniversitesi arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Kapadokya Üniversitesi Mustafa Paşa Yerleşkesi'nde yapılan protokol anlaşmasına Rektör Profesör Doktor Hasan Ali Karasar ve Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammed Orçin katıldılar. Protokol kapsamında Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler üniversite kütüphanelerinden, kariyer merkezi etkinliklerinden, güzel sanatlar ve spor gibi ders dışı etkinlik imkanlarından faydalanabilecekler. Öte yandan kurumlar arası işbirliği kapsamında üniversitede görev yapan öğretim elemanları Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki derslere ve toplantılara katılarak ders anlatımı yapabilecekler. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir için yeni hava tahminleri güncellendi.
Cumartesi gününe dikkat. Meteorolojiye 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için yeni tahminlerini güncelledi. Son tahminlere göre hafta sonu kar şehrinden geliyor. Nevşehir'de vatandaş gözünü meteorolojiden gelecek haberlere çevirdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise Nevşehir ve ilçeleri için son güncellemesini yaptı. Yeni tahminlere göre kar cuma günden itibaren tekrar geliyor. İl merkezi ve ilçelerde yağışların etkili olması bekleniyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce toplatılan onlarca başıboş köpek Gülşehir'in Yüksekli Köyü'ne salıverildi. Köylülerden ise bu duruma tepki gecikmedi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce toplatılan onlarca başıboş köpek Gülşehir'in Yüksekli Köyü'ne salıverildi. Köylüler ise bu duruma tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başıboş köpekler için ülke genelindeki belediyelere genelge yayınladı. Genelgeye hangi belediyelerin uyup uymadığı sorusu kafalarda soru işareti bırakırken akıllara durgunluk veren bir olay Yüksekli Köyü'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kamyon ile köy yakınlarında onlarca sokak köpeği bırakıldı. İnsanlara saldırabilme tehlikesi bulunan bu köpekleri getirip köy yerine bırakanlara köy halkından tepki geldi. Bu köpekler yüzünden evimizden ahırımıza gidemez olduk diyerek yaşadıkları sıkıntıları dile getiren köy halkı, bu köpeklerin nereden ne zaman çıkacağı hiç belli olmuyor. Burası köy yeri. Bir bakmışın merdivenin altında, bir bakmışın samanların arasında yatıyor. Avlumuzun içerisinde gezen tavuklarımızı dahi telef ediyorlar. Bu durumda bizleri oldukça tedirgin ediyor, dediler. Kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kamyon ile otobüs çarpıştı. Nevşehirli kamyon sürücüsü geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza TEM otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı gişeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nevşehirli sürücü Mustafa Doğan idaresindeki 40LD252 plakalı tır İstanbul-Antalya seferini yapan 35PK605 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada Nevşehir Derinkuyu ilçesi Doğala köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Damgacı ve otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki heyet, Türkiye İdimsel Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nevşehir Ülke Ocakları Ali Türker ve beraberindeki kalabalık heyet, Türk İdimsel Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nevşehir Ülke Ocakları, Türk İdimsel'in geçtiğimiz haftalarda yapılan olağan genel kurul sonucunda güven tazeleyen şube yönetim kuruluna tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sendika binasında yapılan bu ziyarette Ülke Ocakları'na övgü yağdıran Başkan Tayfur Urgenç, dünyanın en büyük ve en teşkilatlı gençlik hareketi olan yetişmemizde dünya görüşümüzün ve fikriyatımızın oluşmasında büyük katkıya sahip Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Nevşehir İl Başkanı Ali Türker Bey'e ve geleceğini Türk milletinin mukadderatına adayan gençlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Biliyoruz ki nerede bir ocak tütüyorsa orada bir sevda türküleri, vatan türküleri söylenir. Dün milli mücadele döneminde o ocağın kıvılcımları tüm vatan sathına yayıldı. Büyük çilelerle büyüdü. Bugün Türk'ün her bir evi bir ocak olmuştur. O ocakların kıvılcımları, fıratları, aziz sancanları yetiştirmeye devam edecektir. Bu vesileyle vefatının yıl dönümünde Seyit Ahmet Arvasi'yi rahmet ve dua ile hatırlıyor, şu veciz ifadesini tekrar tarihe not düşüyoruz. Ve tarih bir gün aciz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilmediğini yazmak zorunda kalacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimin önceki yıla göre azaldığı belirtildi. Bitkisel üretimde azalma var. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimin önceki yıla göre azaldığı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü bitkisel üretim tahminleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirme şu şekilde. Üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %13.4 azalırken sebzelerde %1.8, meyveler, içecek ve baharat bitkisel
ilişkilerinde %5.4 oranında artış gösterdi. Buna göre üretim miktarları 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61.7 milyon ton, sebzelerde 61.8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24.9 milyon ton olarak gerçekleşti. Güvenlik güçleri yılbaşı öncesinde kaçak alkole karşı denetimlerini sıklaştırdı. Ürgüp'te merdiven altı imalathaneye operasyon yapılarak orada bulunan alkollere el konuldu. Güvenlik güçleri yılbaşı öncesinde kaçak alkole karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Ürgüp'te merdiven altı imalathaneye operasyon yapılarak alkollere el konuldu. Son zamanlarda ülke genelinde sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme ve ölüm olayları boy göstermeye başladı. Güvenlik güçleri de bunun önüne geçmek için Nevşehir merkez ve ilçelerinde çalışmalar yürütüyor. Ürgüp'te de bu tür olayların yaşanmaması amacıyla ilçe emniyet müdürlüğü, suç önleme ve soruşturma büro amirliğine bağlı ekipleri çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu iş yerleri ve ikametlerinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi alınan 3 adet iş yeri ve 1 ikamette mahkeme kararına istinaden eş zamanlı arandı. Aramada 7 adet 5 litre bidonlarda 35 litre etil alkol içime hazır, 5 adet cam, 2 adet pet şişe içerisinde toplam 25 litre alkol, 1 litre alkol yapımında kullanılan anason araması, 1 adet alkol yapımında kullanılan arama kiti olmak üzere toplam 61 litre kaçak alkol ve alkol kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Nöbetçi, Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda şüpheli 3 şahsa 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan tahkikata başlanıldı. Aksaray'da 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede gece geç saatlerde yangın çıktı. Yangın Taşpazar Mahallesi 818. sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede gece saat 2.40 sıralarında meydana geldi. Evde tek başına yaşayan BU'ya ait evin oturma odasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahibi BU'nun dumandan öksürerek uyanıp fark ettiği yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan odadan dışarıya adeta alevler püskürdü. BU durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına merdivenle camdan müdahale etti. Yangın ekipleri müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Kayseri Mimsin Konut Yapı Kooperatifi'nin 26 yıllık tapu davası nihayet çözüldü. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhazaki'nin destek ve gayretleriyle Kayseri Mimsin Konut Yapı Kooperatifi'nin 26 yıllık tapu davasının çözüldüğünü söyleyerek şu açıklamalarda bulundu. Bir haber aldık. Bunun üzerine Mimsin Yapı Kooperatifi'ndeki başkanımız ve yönetim kurulundan arkadaşlarla birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği üzere Mimsin Yapı Kooperatifi uzun süredir devam eden, yaklaşık 26 yıldır devam eden bir dava nedeniyle mağdur durumdaydı. 3600 kişiyi ilgilendiren ve 1200 kişinin de tapu almasıyla ilgili bir konuydu. Mehmet Özhaseki Bakanımızın ki yıllardır Kayseri'ye emek vermiş, belediye başkanı olarak hizmet etmiş birisi, şimdi de Ankara'da sağ olsun hizmet ediyor, destek veriyor. Kendisinin kişisel gayretleriyle, TOKİ ile uzlaşmayı sağlayarak Mimsin'in sorununu dün itibariyle uzlaşmayla çözmüş oldu. 1200 vatandaşımız evlerinin tapusuna kavuşacak. Toplamda da 3600 kişi bu mağduriyetten kurtulmuş olacak. Ben başta Sayın Bakanımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. TOKİ Başkanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Mimsin yönetiminin, kooperatifinin başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz Mimsin'e her gittiğimizde vatandaş bu bizim tapu sorunu ne olacak kooperatifin diye bizlerden yardım bekliyordu. Bu bakanımızın gelişimleriyle, destekleriyle sorun da çözülmüş oldu. Büyük bir sorun, yıllarda devam eden bir sorun. Bu nedenle Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.
MİMS'in Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Hökelek ise şunları söyledi. Haseki Bakanımın desteği üzerine 13 yıldır devam eden TOKİ ile ilgili davamız sonlanmıştır. Tapuyu vermemizde artık bir sorun kalmamıştır. Ufak tefek bir hesaplamalarımız falan bittikten sonra inşallah 1200 dairemizin de tapusunu veriyoruz, kooperatifimizi sonlandırıyoruz. Burada emeğe geçen Haseki Bakanımızın, büyüklerimizin herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi il genelinde güven huzur uygulaması gerçekleştirdi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi il genelinde güven huzur uygulaması gerçekleştirdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve 7 ilçede 53 ekip ve 240 personelin katılımı ile Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 122 iş yeri, 59 okul çevresi, park, bahçe, yürüyüş alanı, mesire alanı, 37 metruk bina, 460 araç kontrol edildi. 2079 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan bir kişi ve hayasızca hareketler suçundan aranan bir şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalandı. Üzerinde kimlik bulunmayan yabancı uyruklu bir şahıs gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Emre aykırı hareket etmekten 3 şahsa idari ceza tutanağı tanzim edildi. 14 araca ise idari cezai işlem uygulanarak 2 araç trafikten men edildi. Kayseri'de polis ekipleri 1 yıl içerisinde fuhuş yapılan 80 evi kapattı. Yapılan bu denetimlerde fuhuş batağına düşürülen birçok kadın da kurtarıldı. Kayseri'de polis ekipleri 1 yıl içerisinde fuhuş yapılan 80 evi kapattı. Yapılan denetimlerde fuhuş batağına düşürülen birçok kadının da kurtarıldığı, fuhuşa aracılık eden şüpheliler ise tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirleri ekipleri 2021 yılında kumar ve fuhuşla kararlılıkla mücadele ediyor. Yıl içerisinde yapılan operasyonlarda ise 80 fuhuş evinin kapatıldığı açıklandı. Fuhuş yapılan evlerin bazılarının rezidans içerisinde olması ise dikkat çekti. Ahlak polisi operasyon kapsamında maddi imkansızlıkları nedeniyle fuhuş batağına düşürülen birçok insanı da kurtardı. Fuhuşa aracılık ve teşvik eden kişiler ise yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı. Kent genelinde kumarla mücadele kapsamında ise yüzü aşkın operasyon yapıldı. Şüphelilere idari işlem yapıldığı belirtildi. Orada bir köy var. O köy Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca Köyü. İzliyoruz. Orada bir köy var. O köy Bozca Köyü. Bozca Köyü Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1919 yılı kayıtlarında Bohça olarak geçmektedir. 2020 yılında köy nüfusu 612 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu nüfusun 299'u erkek, 313'ü ise kadındır. Bozca adı nereden geliyor? Köyün adının Bozca olmasının sebepleri çeşitli şekillerde açıklanır. Rivayete göre eskiden köyün yerleşim alanı bozçalılarla kaplıdır. Zamanla yöre halkı yakacak ihtiyacını karşılamak için bu çalıları söker ve böylece artık bozçalılar kalmaz. Bu çalılardan dolayı buraya halk bozçalı demiş ve zamanla değişerek Bozca şekline dönüşmüştür. Bir başka rivayete göre ise çok eskiden bir kabile varmış. Bu kabilenin develeri şimdi Bozca'ya yakın bir köy olan Karakaya'nın bahçelerinde otlarmış. Karakaya'nın halkı bunlara kızarmış ama bunlarla da baş edemezmiş. Karakaya'nın imamı bu kabileye yer yurt tutmayın emi diye beddua etmiş. Kısa bir zaman sonra da bu kabileye oradan Bağlıdere'ye göç etmiş. Oradan da Asım önüne gitmişler. Oralarda da barınamayarak cami önüne gelmişler. Ardından Çağıllı'ya gitmişler. Ancak orada da bir türlü barınamayıp yer yurt tutamamışlar. Her gittikleri yerde başlarına türlü işler gelmiş. Bu yüzden de soluğu bu kez Karakaya imamının yanında almışlar. İmama yalvarmışlar. Nereye gittiyseler yer yurt tutamadıkları ve imamdan kendilerine ettikleri bedduayı geri almasını, onlara yurt göstermesini istemişler. İmam efendi bize bir yer göster, orada kalalım artık demişler. İmam da onlara bozçalılarla kaplı bir alanı göstermiş ve orada kalıp oraya yerleşebileceklerini söylemiş. Onlar da bozçalıların olduğu yere gidip orada yaşamaya başlamışlar. Civar köylerde yaşayanlar onlara bozçalılar der olmuşlar. Bunu söylemek dile zor geldiğinden, uzun olduğundan herkes kısaca Bozca demiş ve köyün adı böylece verilmiş. Bağcılık önemli geçim kaynağı.
Köyde önemli uğraşlardan biri de bağcılıktır. Elde edilen üzümler sofralık olarak kullanıldığı gibi mağaralarda, doğal depolarda şarap üretimi de kullanılır. Üzümlerin şeker oranı çok yüksektir. Şarap üretiminin yanı sıra köyde kurutmalık üzümleri, kayısı, elma, kışlık besin maddeleri üretimi yapılır. Ayrıca ilçe ve köylerden üzümden elde edilen şıra ile pekmez, köftür gibi geleneksel yiyecek maddeleri üretilir. Bozca Barajı meşhur. Bozca köyünde bulunan Bozca Barajı yaz aylarında piknikçilerin uğrak limanı oluyor. Baraj, Nevşehir'in yanı sıra Kayseri'den de birçok aileyi ağırlıyor. Barajda daha çok sazan balığı bulunmakla beraber yayın, çapak, öksürük gibi balık türleri de mevcuttur. Şimdi karşımızdan Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. Karmen Kayakçılık katkılarıyla 31 Aralık Cuma Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 8. Acıgöl en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 6. Avanos en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 9. Derinkuyu en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 8. Gülşehir, en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 9. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 8. Kozaklı, en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 8. Ürgüp, en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 9. Aralık Perşembe, Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Gülce Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi. Merkez Şen Eczanesi, Atatürk Bulvarı Cami Cedid Mahallesi. Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi. Derinkuyu Yeni Eczanesi. Gülşehir, Gülşehir Eczanesi. Hacı Bektaş, Güneş Eczanesi. Kozaklı, Kozaklı Eczanesi. Ürgüp, Aydan Eczanesi. Değerli izleyenler, bugünlükte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.